Hoş geldiniz baştan sona Sırrı Süreyya Önder'i konuşacağımızı duyurmuştuk bu akşam. Artık seçimle geri sayım başladı sandığa 3 hafta kaldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Halkların Demokratik Partisi'nin Sırrı Süreyya Önder. Ne diyecek son söyleyeceklerini belki de burada dinleyeceğiz bilmiyorum başka. Allah etmesin son söyleyecekleri falan. Seçme ne son söyleyecekleri yoksa. Allah uzun ömürler versin, aynen öyle Allah etmesin. Başka televizyon programları olacak mı? Çok. Ya çok ekranda görmedik şimdiye kadar. E, çağırırlarsa gidiyoruz, yani çağırana gidiyoruz. Bundan sonra da çıkacağınız e, programlar var. Olur. Evet, e, biraz daha yoğun, biraz da mevsim şartlarının e, gerektirdiği bir şey. Aşağı yukarı 39 ilçeyi gezdik. Oralarda seçim büroları, irtibat büroları, ilç. E, halk toplantılarını falan yaptık. E, bundan sonrası biraz televizyonlar üzerinden gidecek. Altyapıyı tamamladınız, hazırladınız. Biraz şimdi çok iddialı bir yapı, yapı çalışacaksınız. İkisini İki. paralel götüreceğiz. Bu akşam sırrı paralel Süreyya... Abi, <laughs> Bu akşam sırrı Süreyya Önder'le e, konuşmakta bana yardım edecek. İki meslektaşımız var, ee, Ruşen Çakır, Vatan Gazetesi yazarı, hoş geldiniz hoş Ruşen Bey. Bey ve Elif Çakır, Star Gazetesi yazarı, hoş geldiniz Elif Hanım. Ee, kolay değil Sırrı Bey'le baş etmek ama ilk soruyu gene de e, izin verirseniz ben sormuş olayım. Yazdım da bunu, Sırrı Süreyya Önder'in adaylığı. Usul hakkında söz istiyorum. <laughs> i̇lk soruyu Elif Hanım sorsun, Dünya Kadınlar Günü yarın. Şimdi beni bloke etti. <laughs> ee, Elif izin verir misin? Ben izin veriyorum. Peki. İşte böyle. Çünkü şöyle bugün 7 Mart yarın 8 Mart'ta saatler var. O yüzden Elif Hanım bu hakkını <laughs> yarın kullanacak 8 Mart günü. Tabii. Kendisi için bir şey yapamayana başka <laughs> iş kimse Latif bir şey yapar. <laughs> <laughs> Latife bir yana e, adaylık tartışması biraz sürdü. Sırrı Süreyya Önder aday olacak mı, olmayacak mı? İşte solda solu bölecek mi? Solda birlik mümkün olacak mı? Sırrı Süreyya Önder'in bir başka isimle yine çekilmesiyle. Ee, bu tartışma sürdü. Sonra Sırrı Süreyya Önder aday oldu ve ben bir yazı yazdım. Dedim ki BDP'nin ağır, ağır, ağır bir yazı değildi. Ağır bir, ağır yazı. bir yazı değildi. Ama BDP'nin Türkiye genelindeki bütün oylarını alsa gene de kazanmaya yetmeyecek. İstanbul'da 3 milyonun üzerinde oy lazım. Seçimleri alabilmek için, belediyeyi alabilmek için. Öyleyse neden Sırrı Süreyya Önder aday diye bir soru sordum. Oradan başlayalım mı? Ben önermem. Oradan başlarsak perişan olursun <laughs> hacı. <hakim. gülüyor> <laughs> e, bu mantık e, sorunlu bir mantık. Çünkü böyle olduğu zaman e, ta git refah dönemine e, bu belli bir patlama yapan bütün siyasal e, partilere bir önceki seçimi baz alırsan e, hiçbirinin aday olmaması lazım ve dünya çok statik bir yere dönüşür siyaset de öyle onun için e, ölçü bu olamaz e, başka kriterler vardı gezi direnişinden sonra bu ülkede bu arada e, üzücü bir e, haber ile başlamak e, zorundayım. E, Berkin Elvan Gezi'de polis saldırısına maruz kalan Berkin Elvan sağlık durumu bir hayli ciddi. E, dün geceden beri e, herkes e, SSK, SGK Ok Meydanı Hastanesi'nin önünde bir iyi haber bekliyoruz. Ee, buradan bir umut bir şifa diliyorum ee, gezide bütün kaybettiğimiz insanların anısına e bu geziden dil, bu dileğe katılmamak mümkün değil ee, yani arkadaşlarımız adına da ben söylemiş olayım biz de sessizce geçiştirmiş olmayalım bunu ee, geziden sonra bu ülkede çok sık söylenen e, bir söz vardı. Bunu Gezi'yi seven de Gezi'ye söven de herkes söyledi. Geziden sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diye. Ama her şeyi eskisi gibi e, yapmaya eğilimli siyasal yapılar da var. Geziden sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacaksa e, yeni paradigma çevreyi insanı Topyekün mazlumları savunanlarla bunların karşısında duranlar, bunlara rağmen iş yapanlar arasında geçecek bu seçim. Daha birçok böyle tasnif yapılabilir. Benim adaylığımın belli olmamasının iki sebebi vardı. Bir, benim çözüm sürecinde üstlendiğim e, sorumlulukları tartıştık. Yani buna bir halel gelir mi? E, i̇kisinden birine e, eksik bir zaman ayırırsak ikisi de veballi bir iş. E, bir bunu tartıştık. E, i̇ki, adayları biz belirlemedik. Gezi direnişi birlikte ortaya çıkan ve gezinin vücut bulmuş hali olan forumlar e, bu konuda belli ilkeler ortaya koydular. Kısmen isimlendirdiler. Kısmen kriterler bazında tuttular. Ee, biz bütün e, seçime girdiğimiz her yerde adaylarımızı belirlerken bu kriterleri, bu önermeleri e, ciddi aldık. Bunu e, asal unsurlardan birisi yaptık kendi değerlendirmelerimizde. E, kaldı ki 2-3 aylık bir partiyiz. Yani evet bütün siyasal bileşenlerimiz çok köklü bir tarihselliği ifade ediyorlar ama... 59 ilde, ilçelerinde, beldelerinde örgütlenmek, bunu sadece hukuksal olarak, biçimsel olarak yerine getirmek bile başlı başına e, bir zaman alan, emek isteyen bir şeydi. E, bunun ışığında arkadaşlarımız e, İstanbul Büyükşehir Eş Başkan adaylığı için ben önerdiler, ben de kabul ettim. Bölme bölme tartışmaları bizi ilgilendiren tartışmalar değil. Daha vaktimiz var. Bunların <laughs> ayrıntılarına da gireceğiz bu programda. İkinci bölümde de çözüm sürecini konuşacağız. İzleyicilerimizi onu da şimdiden söylemiş olalım. İlk bölümde adaylık süreci, seçim vaatleri, kampanyası bunları konuşacağız. Ama ikinci bölümde de çözüm sürecine odaklanacağız. Elif Çakır benim aslında bir takip sorun var ama. Ee, senin söz hakkını almıştım. Ee, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü arifesinde. Ee, uzatmadan sana bırakayım sözü. Ee, Sırrı Bey'e başarılar diliyorum adaylığı için. Teşekkür ederim. Umarım hayırlı olur hakkınızda. İnşallah. Yani sizin siyasete girişiniz başından beridir beni hiç memnun etmedi, onu belirteyim. Ama e, siz e, HDP'nin adayısınız. Yani HDP'nin... HDP sebebini de söylersen yanlış anlaşılmasın. Yaz yani, Siyaset dışı daha iyiydi, yazdım da onu. Yaz Sinema ve evet, sanat için evet. bir kayıp olarak söylüyorsunuz. Evet, kesinlikle. Zorla. Yazı öyle değildi ama olsun. <laughs> Ee, HDP'nin bir misyonu var, onu da elbette konuşmak lazım ama siz daha çok kendinizi gezi süreciyle e, anlamlandırıyorsunuz ve gezide çıkan e, talepler ya da oradaki olayların e, sizi bu adaylık sürecine getirdiğini söylüyorsunuz. Bu biraz çelişki değil mi? Neresi çelişki? Yani HDP'nin misyonuyla, ortaya koymaya çalıştığı misyonla HDP, Kürt halklarının daha öncelikli olarak partisi. Nereden çıkardınız bunu? Ee... BDP'nin Türk soluyla ittifak hayır, partisi, orada da bir... çatı partisi. Yok, galiba hayır, orada da zaten. Benim sen... hala henüz ikna olamadığım bir şey var çünkü Öcalan'ın, Abdullah Öcalan'ın e, tasavvur ettiği ortaya koymaya çalıştığı, istediği HDP ile bugün sizin içinde bulunduğunuz HDP biraz farklılıklar, tezat arz ediyor. Ya yani o başka bir şey. Abdullah Öcalan'la görüştünüz mü? Ee, ya da bu konuda bir yazısı, bir şeyi çıktı mı? Ama yani bir onun görüşen ortaya bir tanıdığın, e, görüşen bir tanıdığın var galiba. Var. Onun, onun, onun Türkiye'yle acaba. Yani tüm toplumları içinde barındıran ve e, BDP'nin bugüne kadarki misyonu zaten daha aktör özellikle çözüm sürecinde Türkiye'yleşmeye daha yakındı. Peki ben biraz HDP nedir <laughs> onu anlatarak toparlayayım. Çünkü buna da İyi ikna olur. olmadık. E Çünkü e hani HDP'ye ne gerek vardı Gül gibi BDP varken? Elif Çakır Aslında belki de oradan başlamak evet. gerekiyor. Elif... Çünkü şöyle bir şey var yani HDP BDP aynı. Cevap versin devam edelim evet. belki sürdüreceksin. Elif Çakır'ın tanıdığı bir kişi vardır belki derken de e, sizi kastettim. Hayır ben böyle bir deme çırmedim. Verdiğimiz anlaşılmıyor. E, şeyler de böyle diyeyim. Yani her tarafı dağınık biraz ben toparlamaya çalışayım. Yok dağınık değil ama. Şöyle, bir kere HDP e, Kürtlerin Partisidir dedim. Böyle Hayır. bir şey yok. Kürt yani. misyonlu, Kürt halkların ama e, yerel çıkarıyor? parti daha yerel yerel siyaset değil, Türkiyeleşmek. Tüm e, Türkiye'yi kapsayan bir parti. Yani HDP çıktığınız zaman çok tartışma da oldu, İtirazlar geldi. Ha. Buradan yola çıkarak, kendi evet. içinizde yaşadığınız bir tartışmaydı bu. Bizim içimizde böyle bir tartışma olmadı. Ben en en iyisi süreci anlatayım, bütün bunlara cevap olur. Bir kere sizin sevmemeniz çok rahatlattı beni, teşekkür <laughs> ederim. Bu ne kadar doğru bir yolda olduğumuzu, bir sırat-ı müstakime <laughs> işaret ediyor. Biz BDP olarak seçime bir ittifak şeklinde girdik. Siz Sizin de içinde olduğunuz yaygın bir e, kesim bunu o zaman kriminalize etmekle e, ve taşlamakla o kadar meşguldü ki bu bir araya geliş gözden kaçtı. Emek, demokrasi ve özgürlük bloku olarak girdik. 28 bileşeni vardı ve bir manifesto yayınladık Elif Hanım. E, bu 28 bileşenin içerisinde hepsi siyasal çevreler de değildi. Kadın temsiliyeti vardı, LGBTİ bireyler vardı, e, inanç temsiliyetleri vardı, e, sol siyasal yapılar vardı, emek çevreleri vardı. E, bir manifesto yayınladık ve bunu bir e, seçim ittifakı olarak değil, stratejik bir ortaklığın başlangıcı saydık. E, bunu daha ilerleteceğimiz sözünü verdik insanlara. Bunu da bir manifestonun altına hepimiz imzamızı atarak duyurduk. Bu daha sonra halkların demokratik kongresine dönüştü bu ittifak. Hdk dediğimiz kongreye dönüştü. Bileşen sayısı 47'ye çıktı. Hdk'ye dönüştüğü zaman. Bu halkların demokratik kongresi. Bir birçok çalışma yaptı Siyaseten bir arada durması bir hayli zor olan birçok kesim bir araya geldi ve Türkiye'nin başta o zaman süren savaş olmak üzere Birçok meseleleri hakkında arama konferansları çalıştılar ve akademik siyasi, Birçok faaliyet yürüttü. Bu da önüne partileşmeyi hedef olarak aldı. Bu partileşme yanlış bir tanımlama. Türkiye Partisi. Buna Türkiye, Türkiye Partisi, Partisi değilim. Türkiyeleşme. Bütün Türkiye'yi kapsar. Türkiyelleşme <laughs> daha yanlış dökülüyor. Biz nereliyiz ki Türkiyelleşiriz? Ama buna altan mesela içeride Bizden daha Türkiyeli kim saniye. var? İzin verir misiniz? Kim var bizden Siz daha Türkiyeli? Yani. Türkiye deyince neyi anlıyoruz mesela? Ben ben bir, bir sadece bir e, ilave yapayım Elif Çakır'ın sorusuna, Ruşen Çakır izin verirse şimdi onun evet. söz hakkını gasp etmiş oluyorum ama e, Öcalan'ın kardeşim Mehmet Öcalan'la yaptığı görüşmeden sonra bu hafta içi gazetelerde yer alan bir beyanı var. Evet. Onu hatırlatmak isterim hı hı. size. Diyor ki. E, haberden olduğu gibi okuyorum 2 üç cümle. Ben oraya BDP da geleceğim. Yani onu, onu da, onu size, da cevap yazacağım. Öcalan'la bağlantısı ne? Nerelerde? Kesişiyor. BDP'nin Kürt imajından sıyrılması için Türkiye'de demokratik güçlerle ortak hareket edilmesinin kaçınılmaz olduğunu aktaran Öcalan şöyle konuştu. iki nokta. Türkiye'de demokratik güçlerle ittifak yapılmasını biz istedik. Bir Ancak bu Bir dakika. Bak şimdi. Şöyle konuştudan itibaren oku. Ondan önceki kimin sözü? Peki, burda peki yani, şöyle konuştan itibaren ha, okuyorum yani kabul. O bir i̇tiraz et, kabul bir edildi. Evet, itiraz hı. it Sırrı Bey. İtiraz kabul hı. edildi, yerinde görüldü. Şimdi baştan alıyorum. Şöyle konuştu konuşan hı. Öcalan. Türkiye'de demokratik güçlerle ittifak yapılmasını biz istedik. Ancak bu beklediğimiz ölçüde gerçekleşmedi. Hı hı. Bu ittifak yapılabilseydi par, parti Kürt imajından sıyrılabilseydi yani BDP, Kürt imajından sıyrılabilseydi süreç belki de zora girmezdi. HDP projesi bize göre tam anlamıyla uygundur. Bölgede bizim insanlarımız buna sahip çıkmalı, destek sunmalı. Gelecek için ittifakla süreci götürebiliriz. HDP, HDP geç kalmış ittifaktır. HDP'yi bir Türkiye'lileşme, BDP'nin Türkiye'lileşmesi projesi olarak geçmişte de sunan, tanımlayan Öcalan'ın başka demeşleri var. Değil. Tanın da buna itirazı vardı Valla biz haberlerin Sayın haberlerin Öcalan'la en sık görüşen insanlardan birisiyim Ben onun bu konuda ne dediğini de Aktaracağım ee, Bu süreci tam anlatayım ki e, Kafalarda istifam kalmasın Bu hedekenin Tüm bileşenlerinin Katılmadığı Bu kongre örgütlenmesi Siyasal tümüyle Bir siyasal parti gibi davranan bir yapı değil öyle olsa zaten adını parti kurardık ama daha başka bileşenlerin katıldığı e, bir partileşme aşamasıdır Halkların Demokratik Partisi şimdi Türkiyeleşme e, baştan şey bir yaklaşım içeriyor kategorize eden bir yaklaşım içeriyor bundan önceki yani böyle... Öcal Öcalan Partisi'nden ve Kürt e, hareketi, Kürt Partisi ö, imajından sıyrılma Öcalan'ın tabiri değil. Öcalan için işte orada imaj diyor bak yani Kürt Partisi demiyor. İmaj diyor. İmajla e, gerçek arasında gerçek fark arasındaki farkı hepiniz bilirsiniz. Bu imaj da bizler tarafından oluşturulan bir şey değil. E, TBMM Govtere'ye bizi izleyen herkes girebilir. BDP'nin Türkiye meselelerine Toplam yasama faaliyeti içinde ayırdığı oran, ayırdığı payla Kürt meselesiyle ile ilgili e, oranı göz önüne getirdiğinde herkesi şaşırtacak kadar sizin tabirinizle söyleyeyim Türkiye'li bir partidir. Yani bu oran e, Kürtlerin lehine değildir. Mesela yüzde 40'a altmıştır Bu birinin ister BDP'nin Sitesine girdiğinde verdiğimiz tüm yasama faaliyetleri, <laughs> araştırma önergeleri, soru önergeleri, kanun teklifleri. Şimdi, peki HDP nedir? Türkiye Partisi değildi. Türkiye Partisi çok e, başkalarının uydurduğu bir kavram. Bütün toplumsal muhalefet alanlarını örgütleyen bir partiyiz biz. Türkiye'nin partisi olunca e, sermayenin de partisi gibi anlaşılabilir. Böyle bir şey tabii ki dindarların oyunu alabilecek Tabii misin? ki alacağız. Peki dindarların ise Altan antanenin kendi şeyi var. Dindarların Fadesi çektiği var. çile yetmedi mi? Kim var mesela? Dindarların çektiği çile yetmedi mi? Ya biraz bana şöyle sadece anlamak için soruyorum. Aha. Biraz bana eski böyle sol söylemleri, hı hı. işte tedavülden kalkmış argümanlar kim kaldırmış tedavülden? Ee, bunun bir merkez bankası. Yani bu. biraz böyle bir <laughs> hayatla parti gibi geliyor bana. Hayatla ne size öyle gelmesi beni mutlu ediyor onu söylemiştim. Yani bu bizim sadece doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Etmesin, ben aslında <laughs> seçmeni. Peki <laughs> Siz... ba bakalım Ruşen Çakır'dan da mutlu olacağınız şeyler evet, duyacak yani mısınız? özetle biz bütün toplumsal muhalefet alanlarını katmaya çalışan hı hı. E, bunu gerçekleştirmeye çalışan bir partiyiz. Elbette ki Türkiye'nin partisiyiz. Daha önce olduğumuz gibi. Şey e, HDP ile ilgili söyleyeceklerimi iptal ediyorum çünkü. Ben en azından şunu kısaca sorabilir miyim? Yeni kuruldu. Daha adı bile insanlar tarafından bilinmiyor. Yani mesela bu yerel seçim, o parti var olsaydı da yerel seçime BDP adıyla teknik bir soru soruyorum. Evet. BDP adıyla girseniz işiniz daha kolay olmaz mıydı? Yani seçmenin çünkü daha parti 3 ay oldu diyorsun. Evet ardından hemen niye böyle hemen apar topar yani biraz bekletip ya kurulmasını bekletip ya da kurulabilir evet. ama siz BDP adayı olarak gitseydiniz seçmenin daha fazla bildiği bir parti e, niye böyle bir acele geldi? Ee, sahada olmayanların gözden kaçırdığı bir şey bu. Seçim de aynı zamanda bir örgütlenme faaliyetidir. Yani biz e, seçimden sonra BDP de bileşenlerimiz arasına girecek muhtemeldir ki. Yani tek bir partiye dönüşecek bu. Evet. Ama bunu BDP HDP'ye katıldı ya da HDP'ye dönüştü e, dediğimiz zaman bir anlamı yok. Oysa biz şimdi burada e, bu seçim çalışmaları boyunca bir örgütlenme faaliyeti yürütüyoruz. Kendimizi anlatıyoruz. Bundan daha elverişli bir vasıt olamaz. Ama mesela diyelim ki seçmen oy kullanırken parti amblemi vesaire şu bu bunlar Aşıklılık biliyoruz ki var, göz insanların var. hafızası şusu bu yani BDP en azından daha bilinen bir partiydi. Bu söylediğim şey, Neyse, bir şey. Esas şunu sormak Hı. istiyorum. Bu yerel seçim çok net bir şekilde şu ana kadarki haliyle gördüğümüz kadarıyla hükümetle cemaat arasındaki kavga üzerinden gidiyor. Çok net bir şekilde başbakanın konuşmaları hı hı. Ve medyamızın bütün kanallarının büyük bir şeyle verdiği haliyle görüyoruz ki sürekli olarak ana marifet lideri de değil sizi sizin partilerinizi BDP ya da HDP'yi hemen hemen şey zaten almıyor arada sırada mePA esas olarak pensiilvanya ile olan bir şey bu durum sizin işinizi kolaylaştırıyor mu zorlaştırıyor mu? bir bu durum yeni bir durum değil. Biz her zaman görülmeyen bir e, bileşimiz, partiyiz, BDP'de dahil. Yani bu bu seçime özgü bir şey değil. Hayır hayır onu kastetmiyorum. Aha. E, seçimin iktidar Partisi'nin ya da Başbakan'ın seçimi e, cemaatle mücadele üzerinde kurguluyor olması de, demin ki ayrı bir hı hı. Bu sizin işinizi sahada çalışırken, yerel seçim faaliyeti yaparken işinizi kolaylaştırıyorum yoksa gittiğiniz zaman insanlar size bu konuda ne düşündüğünüzü mü soruyorlar yoksa e, nasıl etkiliyor i̇nsanlar bu kampanya? İnsanlar bu sakillikten bıkmışlar. Tam da bizimle nefes alıyorlar. Bu bir görünürlük meselesinde çok e, acı bir şeye işaret etmek zorundayım. E, mecliste grubu bulunan partileriz. Yani biz değil, e, BDP ee, ama birbirimizi destekliyoruz. Siyasa, seçim e, kanununu zorlamadan, siyasal partiler yasasını zorlamadan. Ee, sadece saldırıya uğradığımızda haber olabiliyoruz. Ki o da çok saldırıya uğruyorsunuz. Çok anladım. bugün, bugün eş genel başkanımız Ertuğrul Kürkçü orduda mahsur kaldı. Daha evet. yarım saat öncesine kadar bir güruh tarafından linç edildi. Samsun halkı büyük bir hüsnü kabul gösterdi. Çorum halkı büyük bir hüsnü kabul gösterdi. Ee, bugün e, geçildi orduya. Ordu da böyle bir güruh e, linç etmeye kalktılar. Peki polisin tedbirleri nasıldı? Yetersiz miydi? Orada bir sorun var mı? Şöyle bir şey olmaz. Bu memlekette polis korumasında seçim kampanyası yapılamaz. Böyle bir şey mi olur? Biz oraya neye gitmişiz? Aynısını e, Aksaray'da. Yani çok merak ediyorum. Hangi televizyon bunu ne kadar gördü? Bir de e, çok sıkıntılı bir dil kullanarak olaylar çıktı deniyor. Linç edilmeye çalışılıyoruz orada. Ne olayı? Bu bu kafayla bakın. Çok kadim bir reflekstir bu. İnternette bir ben ilk Maraş katliamının filmini yapmaya niyetlendiğim zaman Maraş katliamı yazıyordum. Diyelim ki rakamı atıyorum. Bin tane sonuç çıkıyor. Maraş olayları yazdığımda milyonlarca sonuç çıkıyor. Olay dediğinizde başka bir şeye bürünüyor. Bu çok doğru. Ya, yani bu, bu söylediğinizde... Saldır, linç edilmek isteniyoruz. Ve biz Sırrı Bey. Siyasal bir kampanya yürütüyoruz bu ülkenin diğer siyasal partiler gibi. Sırrı Bey, kesinlikle öyle bütün illerinde, ilçelerinde, nahiyelerinde, ulaşabildiği her yerde BDP'nin de HDP'nin de siyaset yapmasına ihtiyaç var. Bu ülkenin birliğini, beraberliğini savunanların en fazla bunu desteklemesi gerekir. Burada problem yok. Bu zaten de en doğal, en tabii hakkı ve görevi bu siyasi partilerin. Evet. Elbette herhangi bir yerde bir seçim kampanyasının bir şiddet saldırısına maruz kalmasını kimse istemez. Bu istenmeyen nahoş hadiseler başkalarının başına da gelebiliyor. Sözü uzatmayayım Rize'de daha yakınlarda işte Sayın Kılıçdaroğlu'da bir istenmeyen Hep, bir, hepsi aynı bir tepkiye maruz şey. kaldı. Ak Parti'ye Parti de oluyorlar. oluyorlar. Bu. Şey. O, olabiliyor bunlar. Bunlar kimsenin başına gelmemeli Farkı de. Ne? Polis keşke hiç polisiye tedbire ihtiyaç olmadan evet. bu kampanyalar yürütülebilse, seçimler e, e, gerçekleştirilebilse ama bunlar olabiliyor. Ben şunu merak ettim. Polis gerekli hassasiyeti gösteriyor mu? Yani orada böyle istenmeyen, nahoş bir hadise vuku bulduğunda polis hemen orada bitiyor mu? Gereken tedbiri alıyor mu? Yoksa orada bir e, zaaf var mı? Zafiyet var mı? Şimdi ben şunu biliyorum. Polis bu ülkede e, isterse bu tür olaylar hiç vuku bulmaz. Bunu hepimiz de biliyoruz. Ha e, hadise şu. Sayın Kılıçdaroğlu'nun ya da başka adayların uğradığı sıkıntılar e, istisnai sıkıntılar. Bizimki sistemli. Yani 9 gündür bizim aracımız nereye gidiyorsa bu ülkede taşlanıyor. Urla'da, Karşıyaka'da, Kadıköy'de benim seçim otobüsüm. Aksaray'da, şimdi orduda, Alanya'da, biz nasıl seçim kampanyası yürüteceğiz? Neredeyse istisnası yok. Ee, böyle bir şey olamaz. Yani bu e, bir kere adil değil. E, polis korumasında da, polis kordonunda da halkla buluşamazsınız. Polis bu işi, bunlar. Biz gitmeden bu linç güruhu örgütleniyor. Linç çağrıları yapılıyor. Nefret söylemleri e, yaygınlaştırılıyor. Ondan sonra da e, bu hadiseler vuku buluyor. Bu artık bizim alışkın olduğumuz bir şey. Bir tek Aksaray halkına buradan bir şey söylemek istiyorum. E, bu fırsatı çok ele geçiremiyoruz. Beni de bağışlayın. Şimdi... 38 kişi. Bizim grubumuz orada. Bir seçim bürosu açılacak. 5000 kişi geliyorlar. Tamı tamına. Emniyetin verileriyle konuşuyorum. 5000 kişi. Polis püskürtüyor. 10.000 kişi geliyorlar. Aksaray'ın çok değil. Şimdi orada 38 kişiye sen bu linci niye reva görüyorsun? Bu insanlar gelip orada ne diyorlar? 2008 yılında sanırım bir Mayıs ayıydı. Aksaray'da 8500 kişi hastaneye kaldırıldı bir gün içinde. Niye biliyor musunuz? Şebeke suyundan zehirlendiler. 8500 kişi 11.000 kişi hastalandı. O gün sağlık kurumları ne yaptılar biliyor musunuz? Bir serum koluna takıp eline bir yazılı talimat verdiler. Bundan sonrasını ne yapacağına dair. Bu kadar e, kitlesel bir şeydi. Bir şehir zehirlenmiş. Ve içme suyu şebekesinden. Novo virüs diye bir virüs sebep olmuştu buna. Başka bir şey söyleyeyim. 100 tane Aksaray'daki her 100 üniversite mezunundan 47'si işsiz. Büyük bir işsizlik şehri. Başka bir şey söyleyeyim. Tarım ve hayvancılık ve turizmle geçiniyor Aksaray. Bir barajı var. Bir barajı var. İçme suyuna verdiklerinde e, mamaş barajı sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Ee, içme suyuna verdiklerinde tarım arazileri sulanamıyor. Tarıma verdiklerinde şehir susuz kalıyor. Şimdi bu istatistikleri çoğaltmak mümkün. Ee, ne, ne diyor bu insanlar? Diyorlar ki kardeşim daha başka bir şey. Yine bundan 5-10 yıl önce Aksaray'ın en önemli tarım geliri patatesi kanser oldu bayağı patates kanseri ve satım yapamaz duruma geldiler. Yüzlerce ocak söndü. 8 bin kişinin içme suyu şebekesinden zehirlendiği bir ilde bize 8 bin kişi saldıramaz. Peki, bunun başka bir şey söyleyeyim. Bunun ben, arkasında başka bir Aksaraylı şey. Aksaraylı arkasını önünü arkası önü beni ilgilendirmiyor. Yani bu aynı derin komplo teorilerine de yok, gerek derin yok. derin komplo teorisi Yıllarca değil ama. enfekte edildi. Yıllarca bu nefret söyleme, şırıngaydildi. Ne bekliyordunuz? Ama şş, bugün ne olursa Siz, bu durdurulur. Ben onu söyleyeyim. Bir dakika. Bütün bak. siyasal partiler. Bir şey sorabilir miyim? Tabii Çok ki. Özür dileyerek. Siz şimdi orada Aksaray'da HDP'ye olan saldırıdan bahsediyorsunuz Hı -hı. ama bu saldırının sebebinden ziyade or, oranın işte tarım ya da işsizlik sorunlarını söylüyorsunuz. Hı -hı. Yani bunun arkasında. Her kadar işte hani Kürt partisi değil Türkiye onu da partisi. Da Başta iktidar olmak Desenizde. üzere, başta iktidar olmak üzere herkesin yıllarca bizi kriminalize etmeye çalışmasının meyveleri bunlar. Ben bunu Aksaray halkına söylüyorum. Size söylemiyorum. Bütün Aksaray'ı etmek doğru mu? Bütün Aksaray Ayıksınlar. Şöyle bir şey. Geri kalanının bu saldırıya siper olması Daha çok CHP'li seçmen ve olması olması ulusalcı kesim daha tarafından çok, saldırı değil daha mi Daha çok bu saldırıya siper olması lazım. Tam yani önüne geçmesi bence. lazım eğer diğer diğer vatandaş kendini burnundan beri tutmak istiyorsa söyleyeyim olacakları. Siz böyle bir nefret söylemiyle yola çıkarsanız bir tane turist otobüsü geçmez orada. Netiz Avrupalı bir tane turist göndermez oraya. Bakın bütün Ihlar Vadisi sizde, Hasan Dağı sizde, Tuz Gölü sizde. Turist niye Nevşehir'de oturun bunu? Düşünün Aksaraylı'ya söylüyorum. Başka seslenme bir olanağım yok. Yine şunu da söylüyorum. Bir heyet oluştursun Abu Saldırgan Gürü arasından eğer çıkarabiliyorsa bir lafı başını sonunu getirebilecek 5-10 kişi o 8 bin kişi de gelsin. Ben de Aksaray meydanına geleceğim. Hele konuşalım. Aksaray'ın dertlerini, bu nefret söylemini, yıllardır enfekte edilen bu şeyi bütün Aksaraylı'yla konuşalım. Öldüreceklerse de beni bu konuşmadan sonra elimi kaldırırsam namert. Sırrı Bey. Şimdi duygular kabarttı biraz. Yani siyaset ama siyaset yapamıyoruz. Peki, peki yani. izin, izin Ne verirseniz. yapayım bunu benim eş genel başkanım Ordu'da mahsur. Ben şimdi burada yok gibi mi? Evet. Öbür eş genel yok, başkanım hayır, bunları ölümden dönmüş Aksaray'da yok gibi. Sırrı Bey bunları, bunları konuşalım. Onun için evet. e, buradayız zaten. Siz de teşekkür ederiz kabul ettiniz davetimizi. her zaman. Ben çağrılan her yere gidiyorum. İnşallah bir gün o dediğiniz fırsat olur. Aksaray halkıyla böyle bir meydanda da buluşur, güzel güzel söyleşirsiniz. Onlar size diyeceklerini der, siz onlara diyeceklerinizi dersiniz. Ee, i̇nşallah o, o demokratik olgunluğu toplum o, olgunluğa olarak gerek yakalarız. Yok. Bu insanlık varsa sizde, Şimdi, toplayın bütün haklı şuna, şuna erenlerinizi, ben de geleyim, şuna, bütün Aksaray'da gelsin. Şuna, itira, şuna itiraz ediyorum ama orada e, nahoş tatsız bir olay yaşanmışsa bunu bütün Aksaray'a ve Aksaraylı'ya teşmil etmeyi, mal etmeyi doğru bulmuyorum. Aksaraylı ee, dert edecek bunu. Sizin bak, de sizin de o kasıtlı söylemediğinizi düşünüyorum. Yani bütün Aksaraylıları kastetmiyorsunuz herhalde. Ben diyorum bütün Aksaraylılara çağrımdır. Bu bak bu kadar derdiniz var ve bunlara derman bir tek bizim ilkelerimizde var. Bizi dinleyin kardeşim. Ondan sonra öldürecekseniz siz vurdunuz da biz ölmedik mi? Bunu geçmeden... En iyi bildiğimiz iş bunu... ölmek. Ondan sonra öldürecekseniz Allah esirgesin. Öldürmek. Allah esirgesin. Aksaray'ı nahiye nahiye bilirim. Oksor. 15 günde İstanbul İstanbul, İstanbul İstanbul bir İstanbul'a dönelim. İstanbul'a bir şey sorabilir miyim? Ee, İstanbul'a dönmek anlamında Tabii bu Aksaray daha önce parti kuruluşu öncesinde Karadeniz'de yaşanan tatsızlıklar da olmuştu. Daha önce de yaşanmıştı maalesef. Ee, bizim milli sporumuz oldu. Efendim. Nereye gidiyorsak ve bir siyasal parti demiyor ki. üç tane mecliste grubu bulunan siyasal parti var, değil mi? Ya ne oluyor kardeşim? Geçmiş olsun diye arayan ya da ne oldu yapabileceğimiz bir şey var mı diye arayan bir tane parti sözcüsü yok birinin dırnağı da aşağıdaysa biz da, arıyoruz o zaman şu da şimdi farz oldu İstanbul şart oldu Şur, şunu söyleyeyim tekrar evet. araya gireyim İstanbul'a dönelim oradan devam edelim ama bütün siyasi partilerin ve bütün toplum kesimlerinin tek tek de bütün fertlerin herkesin sorumluluğu var bu ülkede hani demokratik bir olgunluk ve nezaket içerisinde seçimlerin gerçekleştirilebilmesinde bu tamam. Herkesin sorumluluğunu yerine getirmesi lazım ama herhalde bütün bu olup bitenlerde sizin HDP'nin de üstüne düşen sorumluluklar var. Herhalde mesela toplumun bazı kesimlerinde bir takım yanlış ön yargılar varsa, yanlış bir takım tepkiler ortaya çıkıyorsa bundan siz nasıl rakibiniz olan diğer siyasi partileri de mesul tut, mesul tutuyorsanız herhalde size de düşen bir parça mesuliyet var burada. Yani bu ön yargıların oluşmasında söyleyin hiçbir, faydalanalım. Hiçbir hiçbir şiddet eylemini e, hiçbir fiziki tepkiyi meşru ve mazur görmem hiçbir şart altında. Biliyorum. Bu kayıtla söylüyorum. Şey bu kayıtta asla meşru ve mazur göstermek için de sormuyorum ama. Akif Bey, bu sizin de bir özeleştiri. kenara bırakalım. Ülkenin... Herkes cümle kurarken bunlara istisna bu... getirmesin yani hepimiz ülke... biliyoruz, hepiniz de e, biliyoruz bu anlamda şeye Bu, bu ülkenin, bu ülkenin başka kesimlerinde e, bir Tepki eğer doğuyor, kabarıyorsa, böyle bir e, ön yargı eğer varsa ve bu da siyaset yapmasını partinizin zorlaştırıyorsa, bunda mesela partinizin e, silahlı eylemlere, terör eylemlerine ya da şiddet, yasa dışı şiddet eylemlerine karşı geliştirdiği tavırla bir ilgisi var mıdır bunun? Peki, yani... bu konuşulmaya değer. Konuşalım o zaman. Bir, üç aylık bir partiyiz. İki... Hadi diye üç ay da siz kardeşim daha önce... Üç dağınca... aylık partisiniz tamam. ama partinizin tamam. ismi yeni. Tamam. E, i̇simler aynı yani. Elbette bir tarih sevdiğimiz var. değil mi? Bütün yani o tarihe sonuçta... de sahip çıkıyoruz. Şimdi gelelim Sıfır ona. Sıfır isimler değil. Gelelim ona. Gelelim ona. Biz sivil isimler değil mi? Hayır yok. İsimler yeni. Hı. Parti hani parti ismi yeni. Hı. Olabilir tabela yeni. Aktörler Ama eski aktörler eski. eski yani. Ne hani... de uzaydan adam mı getireceksin? <laughs> <laughs> yani bu bu memleketteki insanlar nasıl siyaset yapıyor? Yani bu sen çakır hakkı biz <laughs> İstanbul'a dönelim <gülüyor> Yok, <gülüyor> Yani hayır <laughs> Erduruk er 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 ya da sizin isminizi HDP ile <laughs>. tanımadı bu insanlar evet. <laughs> sonuçta. Evet. Peki biz neyiz o zaman? Biz hangi gün bu e memlekette savaşa güzelleme yapmışız 3 aylık partiniz dediniz diye ben evet. bir parantez açtım. Evet. Evet ama partiler ilkeleriyle, programlarıyla bakın siz de bu farkında olmadan bu nefret söylemine Meşruiyet aramaya çalışıyor. Ama çabuk. lütfen. Nefes söylemi ben... değil. Ön, ön yargı döşemiz gene. Bu, bu söyleminizi reddediyorum. Bu asla gider, doğru bir şey değil. Bu şuraya gider. Hayır. Ya sizi dövüyorlar siz siyasi... ama siz zaten eskiden ne mal olduğunuzu size biliyorlardı <laughs> gibi bir yere girer ya. <laughs> hayır şöyle olmaz böyle ama. E işte, yani siz, ben, ben olmayacağını lütfen siz bir siyasi siz parti HDP kendinizi tamam. anlatacaksınız biz sorularımızı tamam. soracağız. HDP ve BDP ikisini, ikisine bir cevap vereyim. Bu ülkede barışın mimarıyız biz ya. Allah'tan korksunlar. En çok emek vereni, en çok arkasında duranı, en çok üzerine titreyeniyiz. İlk başladığı gün bu heyetlerin içindeydim. Bugüne kadar gezip parantezinde hükümetin tasfiye girişimi hariç hepsinin içindeydim. Ondan önce barış barış diye kendimizi yırtık. Süreç başladığında bu Söylemlerin hepsi bize karşı dile getirildi. Sabote edecekler. Aslında onu boşa çıkaracaklar Sayın Hocalarını. Yok Kandil şöyle edecek, yok BDP böyle edecek, İçindeki siyasal elit böyle edecek, solcular bozacak diye söylenmedik laf kalmadı. Bir buçuk sene oldu. Biraz sizin duruşunuzda Bir buçuk sene. sorun gördüğüm için. Ne duruşumuzda, mi? neresinde yani sorun? Yani çözüm var? mesela e, e, Kürt sorunun çözümünde hakikaten çok önemli rol oynadınız. Hı hı. Yani İmralı'ya pek çok kez gittiniz, Kandil'e gittiniz. Ee, Barzani ve KCK hani görüşmelerinde öncü Hı. hani iyi bir rol, rolünüz vardı. Hı. Ee, ve tarihe de hakikaten böyle barış sürecinin mimarlarından, aktörlerinden birisi olarak geçebilirdiniz. Yine geçebilirsiniz. Ne, ne oldu da bu? Ama bayrağı, e, burada bayrağı. mesela şöyle bir sorun görüyorum. Bu benim Hı. anlatırsanız ikna olabilirim ama. Hı. Bana göre şöyle bir şey var. Yani Kürt sorunu 10 yıllık bir sorun değil hı hı. Yani tarihsel olarak baktığımız zaman 100 yıla kadar dayanan bir sorun hı hı. ve bugüne kadar da pek çok rapor hazırlan bunların hiçbirisini tekrarlamaya gerek yok hı hı. ama ilk kez bir siyasal irade siyasi iktidar hı hı. her şeye rağmen risk aldı ve onun yanında, yani bu, bu sorunu çözmeye hı hı. E, ahdetti hı hı. bu yani yaptıkları da ortada sonuçta evet. ama sizin biraz mesela bazı şeyleri hani hep siyaset olarak değil siyaset hani girmenizi üzülüyorum derken buydu. Hı hı. Yani mesela Kürt sorunu gibi bir e, meselede sizin siyaset üstü davranmanız gerekiyordu. Oysa sizin tavırlarınızda bana göre hı hı. benim gibi düşünen pek çok insan vardır bilmiyorum. Azınlıkta da olabiliriz onu da bilmiyorum ama Burada Biz bu siyasetçiden ama bir e, belediye başkan adayından siyaset üstü yani ama parti üstü. Süreyya sadece üstü, bir belediye başkan adayı değil. Ama sonuçta Be parti üstü davranmasını beklemeye hakkınız var mı? Öyle Türkiye mesela Türk-Kürt sorununda evet parti üstü davranmak ve siyaset üstü davranması gerekirdi. Yani ben bunu beklerdim. Biraz siz bu konuda buna, peki, bu sorunun buna, e, mimarlarına yani bu sorunun buna, sebep olan mesela ideolojik o partilere şey, göstereceğiniz... Hassasiyet Elif ya da Çakır, e, şeyi, e, buna, buna, diğer Ak Parti göstermiyorsunuz buna gibi geliyor. Sen de ya, hoş iktidarın. görür Elif. Buna hoş görürsen kısa bir cevap rica ediyorum. İkinci bölümde çünkü Kürt e, tamam. meselesine ve çözüm sürecini konuşacağız. Tamam. Biz tekrar Ruşen Çakır'la İstanbul'a dönelim. Kürt halkı bu söylemden ikrah gelmiş. Niye biliyor musunuz? Bu siyaset üstü laflardan, bu Hiyerarşik bir yerden durup bu soruna dair laf söyleyenlerden siz muhafazakar referansları olan bir yazarsınız. Daha düne kadar ümmetten sayılmıyordu. Yani bu ülkede ümmetin yetimi deniyordu söyleyeceğim kurumsal olarak. Yani resmi ideoloji resmi, açısından de, söylüyorsunuz. Resmi ideoloji açısından, devlet açısından. Elif Çakır açısından değil herhalde yani. Muhafazakarlar açısından da bu konudaki tartışmaları en iyi Elif Hanım da bilir, siz de bilirsiniz. Şimdi, Ruşen Tesadüfen Bey de... Ruşen de <laughs> burada, Ruşen de bilir. <gülüyor> <gülüyor> tamam? Ayet gibi ve gibi. Slogan kitabının yazarı olarak diyorsunuz. Yıllarca Kürt kırk denmediğini, Kürt denmediğini tamam. zaman ilk... Ama bütün muhafazakar camia böyle değil mi? Dedi? Tabi bunu, de değil tabii ama mesela şey hatırlıyorum. Asla. Siz ikna evet, olmaya açığım dediniz diye bu soruya şöyle bir, bir, şöyle bir kısa cevap vereyim. Ben ikna olmaya hakikaten Şöyle bir kısa bir, şey bir şey cevap vereyim. Bak, hiç unutmuyorum yıllar önce Girişim Dergisi hemşerim Mehmet Metiner Kürt sorunu diye kapak yaptığında kıyamet koptu. Kıyamet koptu. Bir peşmerge resmiyle koymuştu Irak peşmergesi, Kürt peşmerge fotoğrafı o göçler hani kaçmışlardı onunla ilgili kıyamet kopmuştu. Yani büyük olay olmuştu. Yani onu hiç unutmam. Acayip bir şeydi o. Daha daha 87 falan değil yani. Ha. Şimdi ee, bu şuna benziyor. Nubihar diye dergi çıkardılar aynı. Şimdi ekip. o sonra Türkçe dergi, Türkçe edebiyat çok dergisi çıkardılar. çok sonra. Bu şuna benziyor 90'ların başıydı o. da. Bu birinin siyaset üstü bir yerden durup ya bu başörtüsü de Kur'an'da yok takmasanız da olur demesinden hiçbir farkı yok bu dediğinizin. Hiç alakası yok. Şöyle şöyle hiçbir farkı yok. Yani ee, şunu söylerseniz eşitleniriz. Hayır orada <laughs> sakat yani öyle olmaz. Yani başörtüsü Türkiye'nin yani dindarlar da o resmi ideolojinin e, <laughs> sorunu olarak gördüğü kesimdi. Siz bunu size Siz derseniz söyleyenler derseniz olmadı ki, mı? Bakın şöyle Bak. söyleyeyim. <laughs> Eğer başörtüsü sorunlu bu kadar böyle kronik hale gelmiş sorunu. CHP çözecek olsaydı hı hı. o zaman ben siyaset üstü düşün <laughs> ve orada o partiyi destekleyebilirdim. Yani siyaset üstü bakabilirim. ideolojik olarak bakmazdım. Benim söylemek istediğim şey e, ee, tam çok, olarak şu. Yani siz böyle bilindik siyasetçi gibi davranıyorsunuz. Oysa ortada daha önemli Elif Hanım, bir sorun var. Elif Hanım Başka ben yerde, 16 yaşından beri bilindik bir siyasetçiyim. Ben bu uğurda hapisler yattım. Ben bu uğurda işkenceler gördüm. Siz beni ne zannediyorsunuz? Ya? <gülüyor> ben, <gülüyor> Apolitik bir sinemacı ben, değilim diyorsunuz Ben bir yani. devrimciyim. Sanatımı da kalemimi de hep bu yönde kullanmışım. Onun için e, bana siyaset üstü kal demek e, ne bileyim çok gerçekliğe tekabül eden bir şey değil. Bu siyaset fakat, üstüne apolitiklik bak, olarak mı alıyorsunuz? Fakat, yani? Öyle değil. Aynı değil galiba. Rahmetli. Benim söyleyeyim bak, bunu, başka türlü. Elif Hanım çok genç. O bilmez ama biz üçümüz biliriz. Bu rahmetlik Halil Tunç'un bu memlekete attığı bir e, kazıktır. Nedir o? Eski Türk İş Genel Başkanı. O çıkarttı bu siyaset üstü lafını. Devlet sendikacılığı, sarı sendikacılık yapmanın bir meşru zeminiydi. Literatürümüze ilk onunla girdi. Ama Siyasetler... apolitikleşme anlamında onunki apolitikleşme. Her türlü çağrışımı olumsuz bunun. Kürdün derdine derman olacaksan eleştirel ya da katkı olumlu anlamda bir şey söyleyeceksen önce yanında duracaksın. Bizim yaptığımız da o. Yanlarında durduğum halde eleştirel olarak kamuya açık. Yazılarım var, televizyon konuşmalarım var. Bunu ciddiye alıyorlar. Niye biliyor musun? Sen de onunla beraber kazıyorsun. Ona gelecek Jop'un, Toma'nın yanında sen de duruyorsun. O zaman söz söyleme hakkın var. Diğerlerinden tiksiniyorlar. Böyle oradan durup kürde el sallayan. Bu bir zaman size sallanan elden hiçbir farkı yok bu anlayışın. Şunu yapmayın. Aa siz de çok oldunuz ama ya da işte canım bu söylemde olur mu? Buraya da gidilir mi? Bununla girilir mi? Aksaray'a gitmeyin. Şu hassasiyeti kullanmayın biliyorum. Aksaray'a gitmeyin demiyorum. Ben biliyorum. orada Başka bir oradaki biraz olsun. önce Ruşen Bey Bunu diyenler de oldu. Urla'da ne işiniz var dediler bize. <laughs> tamam mı? Ayrıca yazılarınızı hatırlıyorum. Topyekün bir camia olarak muhafazakar camia bu Karadeniz gezisinin zamanı mıydı diyen bir sürü arkadaş. Şimdi e, sadece Star gazetesinde hiç yazmadıysa dört kişi yazdı. Şimdi bu, bu bunu demekle... Bunu demenin meşruiyeti yok mi? bu. Denemez be. mi? Denemez mi bu? Bu, bu? Hayır denebilir elbette herkes her şeyi söyler. Ben neye Ama benzediğini, siz Ben neye benzediğini anlatmaya çalışıyorum. Topyekün destek istiyorsunuz ne? olmaz Hayır. Ki eleştiriler makul ve yapıcıdır. Ne yani. de bizim gezmemizi kim eleştirebilir? Bu, bu izolasyondur. Mı? Buraya geldiğinde herkes haddini bilecek. Bu ülke toprağında benim gidemeyeceğim hiçbir kara parçası olamaz. En fazla öldürürler. Giderim. Alın canımı verin üstünü de. Ama şu sürekli ölümden, bahsediyorsunuz. Allah aşkına, bahsediyorsun e ama, bir saniye, bir saniye, ama saniye böyle falan. oluyor. Hiç mi izlemiyor? Niye bir dile getirmiyor? Şu Allah aşkına şu Şimdi, ölümü, şu ölümü şiddeti falan şeyden çıkaralım. Artık. Tamam. Yani dilimizden bu mantığın, de çıkaralım. Bu yani. mantığın canım siz de orada evine girmeyi verin demekle arasında hiçbir fark yok. Ben bir... Yani e, ne olacaksanız şey, argümanları böyle... Hatırlarsan o zamanlar eski zamanlardı. NTV'de yayında Evet. Sen milletvekili olmadan önce, sen diyorum çok eski dostluk olduğu için kusura bakmasın. Estağfurullah. Özlerde, zorlanırım siz demeye kalkarsan. Ee, Lütfen, Siyasete zombi, 80 milyon bizi izliyor. <laughs> 80 milyon. <laughs> siyasete gireyim mi girmeyeyim mi zaten vermişti kararını ama ben de teşvik etmiştim. Şimdi aslında Elif Hanım'ın söylediğini ben tam tersine söyleyeceğim. Açıkçası ben seni beklediğimden daha az politik buluyordum ve özellikle galiba en büyük sorun Gezi'de. Yani bizim gurur duyduğumuz gezideki pozisyonu birçok insanda sana atfettiği imajı kırılma yarattı. Onu ben görüyorum. Benim gördüğüm. Bence o hakikaten önemliydi. Ve Kürt hareketinin geziyle olan problemli ilişkisiyle beraber düşünüldüğünde de öyle bir şey var. Neyse onu geçeyim. Ben doğrudan şunu sormak istiyorum. Tabii ki bütün herkesin oyuna talipsiniz. Herkesin MHP'linin de şunun da yeni ilk seçmenin de vesaire. Ama şöyle bir benim gözlemlerime göre şöyle bir olay var. İstanbul'da Kürt seçmen, yani, e, kökenli değil, tam dilime göre Kürt Aman seçmen. <laughs> Şimdi birkaç kuşak yaşıyor burada. Çok eskiden gelenler, belli bir hali vakti yerinde olanı da var. Yakın dönemde göçle gelenler o çatışma ortamında falan. Siz, sizin hareket BDP çizgisi diyelim. Genellikle son dönemin gelenlerinde daha güçlü olup ama daha eskiden daha yerleşik olan e, Kürtlerin oyununu almakta bayağı zorlanıyordu benim gözlemime göre. Hmm. Bir kısmı e, CHP ya da o tür merkez sol partileri yani sol tırnak içinde. Hmm. E, hatta ama Refah Partisi ve şimdi de AKP'ye hatta göç edenlerde de böyle bir şey var. Yani. Ee, şunu ben gözlüyordum. İstanbul'da, büyük şehirlerde ama özellikle İstanbul'da. Adana Mersin biraz daha farklı belki. Hı hı. İstanbul'da BDP ya da HDP Kardeş parti Buradaki e, Diyarbakır'da Batman'da alabildiği yakalayabildiği şeyi İstanbul'da yakalasa zaten çok büyük bir oy alır. Hı hı. Yani demografik olarak. Siz bunu e, kırıyor musunuz? Yani eski kuşak Kürtler, daha önce merkez partilere yönelmiş ya da e, yeni dönemde gelmiş olmakla beraber fazilet refah Ak Parti'ye vermiş insanlardan e, yönelim oluyor mu? Evet. Böyle bir şey anlamda soruyorum. Tabii ki vardır da ben ama sayıcı gözlem anlamda soruyorum. Sayıcı gözlem anlamda söyleyeyim ben de böyle e, saygısızlık sayarım hepinizin zekasına öyle propaganda diliyle konuşmayı. İstanbul'da yaklaşık 2 milyon civarında Kürt seçmen var. Bunun 350 bini birazını diyelim solcular, liberaller, demokrat insanlar, dayanışma göstermek isteyenler hayır. E, 350 küsür bin oyumuz var. 350 bini de ki BDP'ye veriyor, HDP'ye verecek. Ee, yaklaşık 70-80 bin civarındaki e, Kürt e, oyu CHP'ye gidiyor. Geri kalanı AK Parti'ye gidiyor. Şey bu. Peki, biz bunu e, Sayın Nazan Üstündağ, e, Profesör Nazan Üstündağ Başkanlığında bir heyet e, Özgür Gündem'de de kısmen yayınlandı. Çok kıymetli bir hem demografik hem etnografik hem seçime dönük yaklaşık 4 bin kişiyle bir saha çalışması yaptılar. Tarihi neydi bunun? Daha bir ay önce yaklaşık hatta tam tamamlanması 3 haftalık falan bir şeye tekabül ediyor. Şimdi... Biz tek tek diğer siyasal partilere oy verenlere baktık. Burada herkes için e, sonsuz ibret var bizim için de. Diğer siyasal partiler için de. E, AK Parti'ye oy veren bu 1,5 milyon civarındaki Kürt seçmenin yaklaşık 500 bini bir hakkın AK Partili. Ve seçmen memnuniyeti en yüksek olan insanlar. En yüksek. Yani AK Parti'nin kendi seçmeni içerisinde Seçmen memnuniyeti Seçmen bağlılığı Sadakası. Sadakati en yüksek kitle Bu 500 binin Yaklaşık rakamlar Yaklaşık değerlerdir 350 binden biraz Fazlası Geliri 600 liranın Altındaki kadın Seçmen Bunun sebebi AK Parti'nin kadın network'ü, kadın örgütleri şu an İstanbul'un en etkili çalışmasını yürütüyorlar. 15 günde bir girmedikleri sokak, dokunmadıkları hane yok. Başarısını da, büyük başarısını da buradan alıyor. Şimdi bir sürü diyorlar ya bu kadar iş oldu niye bunların oyu düşmüyor diye. İşte ben söylüyorum bakın hiçbir propaganda dili var mı bunda? Bu mesela çoğu sahadaki siyasetçinin bilmediği bu genel sağlık sigortası belası var diyeyim artık belaya dönüştü. Bir föy doldurmanız gerekiyor. Muafiyet için belli prosedürler yürütmeniz gerekiyor. Ev ev dolaşıp bunları yapıyorlar. Yardım, servis, hizmet götürüyor yani. Başka yardım meselesini organize ediyorlar. Yardım bizim ülkemizde belli yasal çerçevelere dayanmadığı için sürekli bir siyasetin e, devreye girmesiyle hızlanan ya da yavaşlayan ya da engellenen bir şey olduğu için ikinci şey de bu. Bu 500 bin'i fazla ayrıntıya bulmayın. Bu 500 binin karakteri böyle. Bir hakkın her koşul altında AK Parti'ye oy verecek seçmen ağırlığı da 600 liranın altı gelir düzeyine sahip kadın. Peki, sizin durumunuz ne olacak? Geleceğim şimdi. Ee, geri kalan bir buçuk bir milyon civarındaki seçmen Kürt seçmen AK Parti'ye oy veren şu duyguyla oy vermiş. Ee, şöyle sorular yöneltiliyor. Yani AK Parti'ye vermeseydiniz kime verirsiniz? İkinci parti olarak neredeyse tamamına yakında BDP çıkıyor. Neredeyse Tamamına yakında. Hiçbir istisna yok. Yani istatistik bir değer e, ifade etmiyor. E, e, X bir partiye veririm diyenler. Peki niye? Sorusunun cevapları almış Çok ayrıntılı bir çalışma. Galiba bu hükümet ya da bu parti bu meseleyi çözecek. Buna güç verelim. Bu bir milyonun motifi bu. Peki bu bir milyonun ya da bu bir buçuk milyonun bugünkü durumu ne? Bugünkü durumu şu. Bir, kimse bilmez bunu. Rojava ve başbakan, sayın başbakan Rojava'ya dönük tutumu bu insanların kalbini o kadar çürüttü ki izzetleriyle oynanmış sayıyorlar kendilerini. O kadar mı? O kadar. Size bir şey söyleyeyim sahaya ben de şaşırdım sahaya inene kadar sahaya inene kadar itiraf ediyorum. Ben de bunun bu denli çöklü olduğunu. Ama şöyle bir sorun yok mu? Yani şimdi tabii medyanın genel şeyi ama Rojava yani Suriye'deki Kürtlerin durumu diyelim. Rojava'yı da bilmeyenler evet. olabilir. Suriye'deki Kürtlerin durumu medyada genel olarak medyada o kadar az ve yüzeysel veriliyor ki insanların bundan bu kadar detaylı haberdar olup bu evet. kadar detaylı Tepki göstermesine şaşırdım. Evet. Ee, hemen, Alternatif haber kaynakları var mı? Hemen söyleyeyim. İşte bazen ne, had bilmezlerin nefret söylemiyle dillendirdiği o iki çanak anten meselesi var ya. Bütün Kürtler iki çanakla televizyon seyrediyorlar. BDP'li olsun olmasın. Ne oluyor ne bitiyor. Bu bir. İkincisi o kadar geniş bir akrabalık bağına tekabül ediyor ki. Suriye sınırına. Hevler yani e, Irak'taki e, Kürdistan la bu bölge arasında dağ var. Dağ var, ırmak var. Burayla Rojava arasında hiçbir şey yok. Tabak gibi. O bir. Ya akrabalar orada. Ya aşiretinin bir kısmı orada. Ya şeyhi orada. Bunun bir etkisi var diyorsunuz. Onun bir Biraz hızlandıralım var. diye söylüyor. Bunun, şöyle. bunun bunun öyle böyle değil. Çok büyük bir etkisi var. Başka bir şey. Orada savaşanların cenazesi bu ülkeye geliyor. Çok kimse bilmez bunu. Hmm. Tamam Orada hayatını kaybeden, Kürtlerin yanına dayanışmaya gidenlerin cenazeleri geliyor. Ve bu e, muazzam bir kırılma yarattı. Bu bir. İkincisi. Daha önce... Kürt siyasal kurumlarına belli şerhlerle ve temkinle yaklaşan kitleydi bu. Bu bir buçuk sene bütün Kürt siyasal kurumlarının barış iradesinin arkasında durma biçimleri, kararlılıkları bu kitlede derin bir vicdan muhasebesini tetikledi. Ya bak dediler ki sabote eder bunlar etmedi. Üstelik bütün provokasyonlara rağmen. Paris'te üç kadın katledildi. Bu siyasal çizginin zor hazmedeceği bir olgunlukla barış uğruna, e, bunu bir savaş sebebine dönüşmemesi için ne gerekiyorsa yaptılar, seferber oldular. Peki bu... E Geverde çocuk öldürüldü, aynı şekilde Lice'de. Şeye evet, dönüşecek evet. mi peki? Çok hakikaten daha konuşan başka... İstatistikleri bu, bu alt üst edecek. Bu Kimseniz İstanbul'da yani bu. sizin oylarınıza birebir... Tabii. Ben şöyle yapıyorum. Yani e, Kürt nüfusun yoğun olduğu yerlerde en son Doğu Güneydoğu Dernekleri Federasyonu deklarasyon yayınladılar. Biz HDP'ye oy vereceğiz diye daha dün gece Bağcılar'da yaklaşık 400'e yakın e, Yöre Derneği, derneklerin oluşturduğu federasyonları barında barındıran bir şey. Bir de tersi bir örnek. Hükümetin bu işe aynı ciddiyetle yaklaşmadığını gördüler. Ka aynı kararlılığı, yani bu taraftaki kararlılığı bu tarafta görmediler. Hep şu mazeretler öne sürüldü. Ya işte kamuoyu hazır değil, işte bunun bir zamanı var, vakti var ama Kamanın ucu kendi etine değdiğinde bir gecede değil bir saatte yasal düzenlemeler yapabildiğini gördüler. Şimdi biraz hızlandırmak istiyorum. Geniş konuşabilirim diye çok kesmekten yana değilim müdahalecilik hoş bir şey değil ama Eyvallah. hızlandıralım. Beni de arada kesin yoksa ben durmam. <laughs> Öyle anlaşılıyor zaten. Şimdi hızlandıralım. Ee, HDP, BDP'nin bir bölgeye sıkışıp kalmaması, bölge partisi olmaktan çıkması için aslında düşünülmüş öyle anlaşılıyor Öcalan tarafından bir proje e, ve yani dolayısıyla Türkiye'nin genel sorunlarına hitap etmesi beklenen e, bir siyasi hareket, bir siyasi oluşum. Hatta Öcalan'ın geçmiş demeçlerinden e, yansıyan beyanatlarından biliyoruz ki yüzde otuz olumladığı ve desteklediği yüzde otuzlar civarında oy almasını beklediği evet. e, bir proje. Dolayısıyla Türkiye'de bir hani e, iktidara sadece yerel yönetimlere değil iktidara da talip bir hareket olarak tasavvur ettiği bir şey HDP. Evet. E, peki siz şimdi kampanyanızı anlatırken hı hı. sadece Kürt seçmenden, hı. Kürt seçmenin duyarlılıklarından bahsediyorsunuz. Hı hı. Seçmene vaadiniz... Ben öyle sorduğum için. Şey. Yok sorduğum yok. Sorun. Ben de, Başladım. ben de oradan devam edeceğim. Yani bunu bir nakısa olarak hı. söylüyor değilim. E, sadece oradan... Devam etmek için. Kızdırır pasa, mıyım diye çekiniyordunuz Sırrı Bey'e tekrar. Of. Hep Kürtlerden sadece bahsediyorsunuz. Sadece Rojavayı mı anlatıyorsunuz? Sadece barış sürecini mi anlatıyorsunuz evet. İstanbullu seçmene? Diğer genel seçmene başkana ne vaat ediyorsunuz? Ee, bakın mesela CNN'de ikinci programım bu. Ee, Aksaray'ın bu dertlerini, şimdi Aksaray üzerine nefes almadan bir saat konuşurum. Biri de tekrar olmaz bütün dertlerine çok aynı var mı İstanbul'da aynı şekilde hayır. Aynı şekilde Urla'yı bak bir somut önümüze gelen yerler. Bu ülkenin her kara parçasının derdine, önemli dertlerine, genel dertlerine bunun çözüm biçimi ya da neşet ettiği yerlerine buna dair çok e, ayrıntılı e, hazırlığımız var. Çünkü bileşenlerimiz bu arterlerle zaten bu alanın içindeler. Burada biraz genel siyasetin etkisinden kurtulamadığı için ve sorular öyle geldiği için. Sonu örnek olsun, biraz da bu hava dağılsın. Bir televizyon kanalındaydım. Soruya şöyle başladı arkadaş. Ya işte sürekli CHP'den CHP'ye daha fazla yükleniyorsun hükümetten. Korkudan sarı gülü soramıyoruz, sohbet miyorsunuz? <laughs> <Yani gülüyor> şimdi kendiniz kendiniz <laughs> mevzuya gelmiş oldunuz. Onu da sorun, ona da cevap vereceğim. <laughs> Dedi ki e, niye hep buradan başlıyorum? E, birinci soru olarak Allah'tan kork sen bana bunu sordun şimdi dedim. Yani hem bunu sorup hem ardından niye böyle diyorsun? E, çok teşekkür ederim. Evet. Ben de nasıl yapsak, nasıl etsek de <laughs> sarı güle <laughs> getirsek diyordum. Şimdi projeler bağ, projeleri de anlatalım projeler baz... Bahs... temel ilkemiz var diğer siyasal Peki, partilerden ayrı ön, önce Sarıgülü gülü ve solda birlik meselesini konuşalım mı İlk soruma cevap verirken bir 3-5 dakika neden kazanmanın tek amaç ve ideal olmayacağını bir yarışın tek motivasyonu olmayacağını demokratik bir yarışın anlattınız daha evvel benzer bir soruya şöyle bir cevabınızı hatırlıyorum ben ee, biz yarış bittikten sonra da koşan atlarız. Para koçusu. O daha şairane, daha şiirsel ve daha etkileyici bir cevaptı. Onu söyleyeyim. O kadar uzun bir cevap, o kadar uzun bir cevabın yerine belki çok daha e, duygulara dokunan, hamasi bir şeydi. Bak Siz... ben o yazıda büyük bir vahim hata yapmışım. Sonra ben farkına vardım ve utandım. O? Ya ben bu kadar Yarış ve kazanmak üzerinden cümle kuruyorum İçinde ben de kazanmaktan bahsediyorum. Bak kendimi öyle yakaladım ya. Ya 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 kazanırsanız seçimleri evet. onu düşündünüz mü? Yani bir, evet. bir baktınız 30 Mart'ta olur ya. Elbet. 30 Mart'ta belediye başkanı seçildiniz. Ee, kim beni itti der misiniz bu havuzda o zaman? Yo. Hazırsınız yani böyle Tabii bir sorumluluğun altına girmeye. Bunlar. Bunlar ne zannediyorlar? Belediye dediğin nedir ya? Son tahlilde insan her şey olduğu gibi insan çevre, havası, suyu yani son tahlilde de canlılara yarayacak, canlılara, canlıların hayatını kolaylaştıracak ve sürdürülebilirliğini sağlayacak şeyler. Bu böyle öyle bir şey diyorlar ki mesela Sırrı Süreyya'nın deneyimine gören de beller ki Kadir Topbaş belediyecilik fakültesinden mezun olmuş. Yani <laughs> bunların hepsi ilk seçildiği gün bir belediye deneyimleri var mıydı yani tüm e, belediye başkanları için söylüyorum burada asıl olan yaklaşım kimi temsil ettiğiniz kimin yanında durduğunuz bu çok önemli yani e, dolayısıyla gürbüz çapan bize bize ne oldu demem şimdi gürbüz çapan ben biraz e, uzatacağım ama esen bir yurt, yazı yazdı esen yurt alıyoruz bir, bir alıyorsunuz evet. ee, esen yurt Kesin bizim. İyi olan kazansın de. öyle diyelim. İyi anket olan var kazansın. mı elinizde? Hı? Hayır şu anket bir gün. Anket yaptırdınız mı? Yaptırdık. Bir bakayım. gün gazetesinde. <gülüyor> Dur <gülüyor> şurada bir de <yerde> olacak. <laughs> Yok ama yani bütün evet, partiler evet, anket sonuçlarını açıklıyorlar yani. Bir saniye, evet, abi, bir saniye yani. <laughs> şu altta burayı e, tam yeni evet. gelmişken bir gün gazetesinde. Gürbüz Çapan'a cevaben yazdığınız yazıdan bahsettiniz. Evet. O cümle orada geçiyordu. Yani evet. biz yarış bittikten sonra da koşan atlarımız cümlesi. Şu Gürbüz Çapan'a niye cevap verdiniz? Bunu niye söylediniz? Çünkü Gürbüz Çapan sizi Sarıgül'ün yanında durmaya davet etti. Evet. Yani Sarıgül lehine yarıştan çekilmeye ve dolayısıyla solun oylarını bölmemeye Bölmem. çağırdı. Evet. Siz şimdi e, solun oylarını bölmüş oluyor musunuz? Ne kadar böleceksiniz? Hani evet. Ben Türk bununla Solu, ilgili bir şey söyleyeyim. Sadece söylüyorum. Kürt seçmene mi hitap ediyorsunuz derken bunu da kast ediyordum. Evet. Ee, eğer o değilse Türk Solu'nun oylarına da talipsiniz. Oradan ne kadar oy alabileceksiniz? Bir kere an itibariyle bu tartışmayı tükettiğimizi düşünüyorum ben. Ee, hem Sayın Sarıgül'e hem Cumhuriyet Halk Partisi'ne bu yarışta başarılar diliyorum. Bizim açımızdan bu meselenin görünürlüğü, ee, ve farkı yeterince vurgulanmıştır. Onun için e, an itibariyle bundan sonra da hele sizlerin yanında CHP aleyhine benden tek kelime duyamazsınız. <laughs> Onu söyleyeyim. Peki CHP ile ittifak olabilir Biz ya. sadece CHP Zaten bunu açıkladık biz. Yani bunlar yeni bilgiymiş Yok, gibi. Yok ben Hayır. inanamadım. Bir, Yine de sizden duymamıştım. Niye, anlaşma, inana, niye, inanamayacaksınız? Hayır, niye yani inanamayacaksınız? Yani CHP CHP ile bir yerde biz ilkelerimizi koruz ortaya çözüm, bu, bu ülkelere Ben birazcık yine de hı. hani siz de çıkamıyorsunuz gerçi. Türkiye partisiyiz diyorsunuz. Türk Türkiye. yani Kürt partisi değiliz diyorsunuz. Bu ülkede siyaset Ama hep Türk yapan herkes bahsediyorsunuz. Dolayısıyla ben de sizi düşünürken siyaset arızalı alanlar üzerinden e, konuşuyorum. CHP ile ittifakınız yani ittifak etmeniz bana biraz Hayır, niye anlaşılamaz olmasın. Niye olmasın? CHP keşke bu demokratik çözüm çizgisine gelseydi. Yani hem çözüm sürecinin yanında olup hem CHP ile çünkü geçmiş ideolojisine geçmişini öğrenir ki herhangi bir özrü yok. Herhangi bir ha. hesaplaşması yok. Biz, biz CHP'ye şunu demedik. Gelin sizle ittifak yapalım demedik. Biz CHP'ye dedik ki ilke sadece CHP'ye de değil. Herkese. Bu bizim açık çağrımızdı. İlkesel olarak demokratik çözüm sürecini demokratik siyaseti bu ülkede tam demokrasiyi savunanlarla, daha başka, bizim demokratik özellik tezimiz var. Yerinden yönetim, bu kadar gücü merkezde biriktirmeme meselesine e, ya da bu merkeziyetçiliğe reddiye yapanlarla e, müzakere sürecini devam ettirtmeyi taahhüt edecek olanlarla. insanların doğuştan sahip olduğu hakları, hiçbir tartışmanın konusu Yapmayacak olanlarla her zeminde ittifak yaparız. Yarın da yaparız, dün de yapardık. Bunun için çaba da sarf ederiz. Öbür türlü e, siz bu meselede bir adım ileriye gidemezsiniz. Şimdi... Ben devletle görüşüyorum, AK Parti ile görüşüyorum, e, devletin çeşitli kurumlarıyla görüşüyorum. CHP ile mi görüşmeyeceğim? Yok. CHP ile hayda hayda görüşürüm. <laughs> Bu şeyde e, 94 seçimlerini hatırlayacak olursak o zaman Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da evet. il başkanlığından en olduğu zaman siz e, anladım biz dinledik. E, o zaman da çok kişi ve medya yakıştıramamıştı. Yani birçok ne? Aha böyle stüdyolarda sigaya çekildi. Aynen. Evet tabi. E, şey gibi yani daha değişik tezahürleri aldı. Yani, Benimle e, yani, bir benze benzerlik kuruyor musunuz? O zaman buradan başarıyla çıkarsanız hı? şansınız çok büyük değil mi? Bizim şansımız zaten büyük. Başka bir şey söyleyin. Ruşen Bey bitirsin sözünü. <laughs> ee, şeyi soracağım. Burada e, kampanyada yerel seçim olduğu için hep şöyle bir e, klişeler vardır. Bunlar tabii klişe olması gerçek olmadığı anlamına gelmiyor. Yerel seçimlerde adaylar daha fazla öne çıkar ya da e, genel seçimde partiler öne çıkar e, gibi. Ama sizin üzerinizde, sizin partinin üzerine hep bir siyaset yükü Yüklenmiş evet. durumda. Gittiğiniz yerde de insanlar sizden tahmin ediyorum. Bildiğimden evet. değil de. Ya işte ulaştırma yok, çevre vesaire falan gibi şeylerden ziyade burada deminden beri olduğu gibi siyaset konuşma. Yani yüksek siyaset, ağır siyaset, Kürt meselesi falan konuşmanızı bekliyorlar sanki. İki şeyi birlikte sormak istiyorum. Bir, burada adaylar ne derece sizde öne çıkıyor? Yani şahıs olarak bu İstanbul özelinde sen ve e, beraber çalıştığınız arkadaşınız eş başkan Pınar Hanım e, diğer yerlerde partiler mi önde şeyler mi önde şahıslar mı daha önde ikincisi de hakikaten e, proje anlatma yani şöyle düşünen adaylarınız falan belki senin içinde geçerdi ya zaten insanlar bizden proje dinlemek istemez biz onlara siyaset anlatalım falan nasıl gidiyor kampanyada? Tam tersine böyle düşünen ağır hüsrana uğrar. Bu kent şu kargaşadan bıkmış. Adaylara geleceğim. Şu kargaşadan bıkmış. Bu sert, kaliz, ölçü tanımaz, düne kadar birbirlerine metiye düzenlerin, bugün birbirlerine her türlü hukuku yok sayarak yüklenmesinden bu halk son derece rahatsız. Şimdi birincisi bu. Bunun yansıdığı bir seçim konuşması dili var. Bunun da 30 Mart günü akşamı herkesin saçı önüne dökülecek. Bu söylemin, bu sertleş sertliğin, bu hiçbir özelleştiri vermeden e, sevgi dilinden küfür diline geçmenin yapan bütün taraflar açısından halkta bir karşılık yaratmadığını görecekler. Bunu biz de göreceğiz. Hepimiz yaşayacağız göreceğiz. Halk en büyük derdi sanmam ki hiçbir aday benim kadar bu halkın içinde olsun. Seçimden önce seçim esnasında seçimden sonra. Çünkü hudayı gezen bir insanım ben. Yani Bir ben... kampanya gününü de bu arada dinleyebilir miyiz? Sırrı Süreyya Önder'in bir kampanya günü nedir? Yani evet. sabah nasıl başlıyor güne, sonra nasıl bitiyor onu gece? Onu da, onu da anlatayım halk, Kürdü, Türkü, Alevisi, başörtülüsü, seküleri, herkes, herkesin en büyük yakınma konusu ayrımcılık. Hayatın bir alanında mutlaka bu kesimler ayrımcılığa maruz kalıyorlar. Sistem hepsini birden öğüten bir değirmen gibi çalışıyor. Siz buna dönük bir cümle sarf etmeden, salt Kürtlük üzerinden, salt Türklük üzerinden, salt muhafazakar değerler üzerinden ya da salt sosyalist söylemler üzerinden bu halka dokunamazsınız. Bir, bunu söyleyeceksiniz. İki, bunu bildiğinizi halk bilecek. Ben her türlü ayrımcılığa karşıyım. Halkta hiçbir karşılığı yok bunun. Kimin nerede, hangi süreçlerde ne tür ayrımcılığa uğradığını bilmiyorsanız buna dönük de çözüm önerileriniz yoksa e, bunu biraz hatta, somat, somutlaştırabilir misiniz? Tabii ki Yoğun. somutlaştıracağım. Sokaktaki onu da, karşılığı ne bunun evet, yani? Onu da bu bir günlük e, çalışmayla birleştirip e, birlikte anlatmayı deneyim Şimdi biz sabah her sabah 8.30-9'da e, günün bir yeni günün Planlamasını, koordinasyonunu yapıyoruz. Ee, yaklaşık e, benim katıldığım minimum 8 ilçe ziyareti. Ee, diğer eş başkan adayımız Sayın Pınar Aydınlar'ın katıldığı da sekiz, dokuz gibi böyle bir ortalama trafikten dolayı bundan fazla artıramıyoruz. <laughs> tamam. İstanbul'da bir yerden bir yere gitmek çile. Onun için işte birbirine yakın bölgeleri seçip günü böyle planlıyoruz. Burada neler yapıyoruz? Bizim açımızdan geçerli olan diğer siyasal partilerde de pek olmayan bir şey var. Diğer partilerde encümen üyesi olmak, belediye başkan adayı olmak elini cebini atmayı gerektiriyor. Gidecek her birinin belli yükümlülükleri var. Ee, seçim büroları açacak, kim daha daha gösterişliyse o genel merkezi tarafından takdir görecek. Bir sene sonra milletvekili seçim var, belki oraya atlayacak. Fiyakalı arabalar, geniş konvoylar falan filan. Bir, bu adayların elini cebine atması meselesi var. İki, e, bütün bu diğer siyasal partiler hazine yardımı alıyorlar, biz almıyoruz. Ne BDP ne biz almıyoruz. E zaten bir üç aylık de, bir parti olduğunuzu söylemiştiniz. He, yani e, bir de e, o hazine olanaklarının yarattığı bir seçim kampanyası görkemli yürütme şeyler var. Bizde nasıl oluyor? Günün planlaması bu, ve Trafiği mazeret yapmıyorsunuz değil mi? Yani, hayır, hayır, hayır. Biz hiçbir şeyin mazeret yapmıyoruz. Ya biz e, tankı topu mazeret etmemişiz. Trafiği mi mazeret ederiz? Hayır az önce e, laf arasında da, oraya gönderme yaptığımız fazla, yaptığınız için dedim ki. Sekizden fazla yer gezmek mümkün değil. Üstelik trafik cezaları ödemekten bir hal olduk yani. Şimdi biz de halk birleşiyor. Diyelim ki Gazi Osman Paşa, Esenyurt, tuzlu birleşiyorlar. Bir imece gerçekleştiriyorlar kendi aralarında. Diyorlar ki biz size sekiz tane seçim bürosu açacağız. Ve bunu seçim boyunca da çayını, şekerini, kahvesini, sandalyesini, masasını e, karşılayacağız. Bunların açılışını yapmaya gidiyoruz. Artık bütün açılışta yaklaşık 400 tane bu şekilde seçim bürosu açılışı gerçekleştirdik. Orada kalabalıklara sesleniyoruz. Orada kalabalıklara sesleniyoruz. Peki sizi alkışlamayan olursa e kalabalıklar içerisinde teneke gibi durma, kaybol gibi tepkiler veriyormuşsunuz. Biraz önce söyledim. Bugün itibarıyla CHP ve Sayın Sarıgül aleyhine tek kelime etmeyeceğim. Bizim ben ağzımdan Sarıgül çıktı mı benim? Bizim benim ağzımdan Sarıgül çıktı mı? Ger gerçekten bitti. Yani o bir ayrı ayrımı koyma ve belirginleştirme meselesiydi. Ee, ona e, bakarsam Başbakan'ın azarlamaları yanında onunki, o fukaranınki şey kalır, su sesi. Peki Sarıgülle Sarıgülle sarı gülle atıştığınız zaman tabiri caizse kötü bir geri bildirim alıyor musunuz? Olumsuz geri bildirim mi alıyorsunuz sokaktan? Size aynı aynı tabana mı sesleniyorsunuz ve o tabandan size ya niye hep Sarıgül'e çatıyorsun mu deniyor böyle bir durum mu var? Soruyu 50 yerinden değiştirip de sorsam Sarıgülle ilgili ne Sarıgülle ne de diğer partilerle e seçmenin ilgili. tepkisiyle ilgili cevap verin o zaman. Ee, tamam Sarıgül'ü geçtik. Bu, bu Seçmen tepki veriyor mu bu konuda? Bu bizim için tarihsel bir sorumluluktur. Sol adına bir yarışa çıkıyorsan sol değerleri altını çizmek zorundayız. E gene de e, solu böldü demeyecekler mi? Siz şimdi Sarıgül'e laf söylemeseniz artık, de artık solu de, böldü demeyecekler mi? Artık demiyorlar. Mi? Çünkü sol iddiasını bıraktı ee, yani aday seçimleri. Kim gibi. sol iddiası? Siz mi bıraktınız? CHP sol ha, iddiası. Sarıgül bıraktılar. sol iddiasını bıraktılar. Bıraktılar artık. Onun için bizim ilgi alanımız içerisinde değiller. Başarılar diliyorum. Allah çarşılarına göre pazar versin. Biz tüm bu stresin içinde, tüm, tüm bu galiz e, ve şedid ortamın içerisinde insanlar bizimle nefes alıyorlar. Şunu görüyorlar. Gittiklerim, gittiğimiz bölgelerde ee, bu kalabalıklara seslenme kısmı bittikten sonra oradaki sivil toplum örgütlerini, kanaat önderlerini, oranın esnafını, oranın e, büyük ailelerini. Çünkü İstanbul aynı zamanda bir göçmen kenti, bir Kürt şehri, bir Alevi şehri. Ee, Birçok başka yerden gelen insanlar işte Alucralılar bir arada yaşıyorlar, Koylisarlılar bir arada yaşıyorlar, Tokatlılar bir arada da yaşıyorlar. Gidiyoruz bunların e, dertleriyle hem dert oluyoruz. Bu bir e, inanılmaz bir etki yaratıyor. Şunun için etki yaratıyor. Klişe yaklaşımlarla gitmiyoruz. Gerçekten gitmeden önce mutlaka bu bileşenlerimizin içinde o yapılar içerisinde çalışan arkadaşlarımız oluyor. Çünkü çok bileşenli bir yapıyız ve Hayatın bütün arterlerinde varız. O yüzden nerede ne oluyorsa çok çabuk haberimiz oluyor. Derdi biliyoruz, dermanını söylüyoruz ve şunu görüyorlar insanlar. Biz böyle şiddet ve neye yaradığı belli olmayan bu kadar böyle bir savaş boyutuna dönüştürülen işin bir hayli dışındayız. Peki. Ee... Ben hakikaten Bu merak ediyorum. Geri projeler ya, projeleri ha, proje. tamam. Ben şimdi Evet, de... projeleri Demek. sormak istiyorum çünkü mesela zaman zaman tabii bizler de belediye başkan adaylarını görüyoruz. Ellerinde kocaman böyle projeler kitabıyla dolaşıyorlar. İstanbul önemli şehirlerden bir tanesi. Mesela e, sizin önderim proje takip ettin mi hiç mesela vaatlerini? Göremedim yani çok üçüncü fazla. Yani 3. köprüyü yaptırmayacağım. TOKİ'yi kaldıracağım ağaç kesti diyeceğim gibi hep ne yaptırmayacağına dair evet. vaatler ne okuyoruz. Ne yapacaksınız? Tap ne yapacağı var ne? mı? Evet. Projeleriniz mesela. Birinden başlayın. Nedir bu proje merakınız? Siz ama Ananızdan şey... projeyle mi doldu? Yani bu herkes... Bu bir... Ya evet, bura mühendislik... Burada el bu. Eller, ama şey eller havaya artık burada daha bura diyecek bir şey yok. Bir şey söyleyeceğim. <laughs> ama olmaz yani. Şöyle bir şey. Ş Bakın yerel seçim pardon. Yani Mesela satılmaz ama... Adı proje yerel değil Yerel seçimde... Onun. bir kere herkesin, buradan başlayacağız. Plan diyelim o zaman. Buradan başlayacağız. Plan diyelim. Evet. Planlarınız bir, ne diyelim? proje değil gören mi? Gören de beller biz müteahhitlik bürosuna geldik. Şimdi biri söylüyor Ondan sonra matah bir şeymiş gibi herkes de buna yapışıyor. Projenle kaynağını nereden bulacaksın? Sanki Kadir Topbaş çıkarıp cebinden veriyor. Ulan <laughs> yani şimdi <laughs> gelecek. şunu Yok. biliyoruz havaalanı yaptırmayacaksınız, çocuk öpü <laughs> <Evet>, yaptırmayacaksınız. <laughs> evet, Bunlar tamam da ne yapacaksınız <laughs> peki proje o, bu? Onu, ne yapacaksınız? Onu, yani onu, şehre nasıl, şehre nasıl, nasıl bir iyiliğiniz dokunacak? Durun, durun ki anlatayım. Yani bak, mesela havaalanı yaptırmayacağız bana izin Herif Çakır bir saniye izin Dur, ver anlaşıldı. Yani, havaalanı yaptırmayacağım diyor ya havaalanına ihtiyaç var. Yani ben gelip röter yaşamak istemiyorum ya bu benim için. Gören de benler Pegasus'un sahibisin. <laughs> Reklama mı girdi şimdi? Şimdi bakın e, bu proje fetişizmini bir kenara bırakmakla başlayacağız. Bir kenara bırakacağız. İnsanın merkezi aldığınızda bu inşaat ve imar iskan belediyeciliğinden ikrah geldi. Bak artık AVM'leri şimdi yeniden adını söylemeyeyim reklam olur. İki tane Şişli Mecidiyeköy bölgesindeki AVM'nin yıkılıp yeniden başka bir şeye dönüştürüleceği konuşuluyor. Her şimdi yapılan Şişli örnek vermeniz de sadece. Hayır hayır hayır. Hiçbir şey yok. Yani şeyin adını söylememek. Malum adayla bir ilgisi yok. yani. Ş A asla ilgisi yok. Ee, şimdi Barış ve çözüm belediyeciliği. Hiç kimsenin aklına geldi mi bu memlekette? Mesela birinden başlayayım. Beş tane şey söyleyeceğim. Temel ilke. Ee, bu ülkede 100 yıllık bir savaşı 30 yıldır da çok vahim yürüyen bir savaşı bitireceğiz. Bu arkadaş bu bu kentte 15 milyon insanın ya da hangi kent olursa olsun kaderiyle ilgili bir şey değil mi? Bu barış dediğin yukarıdan aşağı ol demekle olunmayacak bir şeyse bir belediye ben buna ne yapabilirim diye hiç düşünmez mi? Mesela neler olabilir? Belediyeciliğin tanımını mı değiştireceksiniz? Evet. Sadece belediyeciliğin değil, bütün bu şer odaklarının tümünün tanımını değiştireceğiz. Kamuya hizmet için yapılmış bir şey, insanların nefes alma hakkını temiz suya erişme hakkını gasp eder mi? Bu tanımı baştan sona değiştireceğiz. Parça parça edeceğiz. Esamesi kalmayacak. Üstelik biz bunu bırak kent yönetimine el almayı etkili bir kent muhalefetiyle bile yapabileceğimizi gösterdik. Daha, daha bırak kent yönetimine gelmeyi bir sen bu kentin suyuna bu kentin doğal dengelerine, çevresine e, üstelik bu konuda bir sürü bilimsel e, raporlar, itirazlar ve çığlıklar varken e, yok faiz lobisi, yok vaiz lobisi, yok bilmem luftansa lobisi, yok bilmem ne lobisi aklımıza gelmeyen daha bin tane lobi sayıp insanların, hayvanat boğaza attı kendini. Bu kuzey ormanlarındaki e, kesilen yüz binlerce ağaçtan dolayı nebatatın hiçbir hakkı yok mu? Siz yerde ve gökte yürüyen ne varsa olan ne varsa kıyamet günü dirilecekler ayetini bilmez misiniz? Onlar da ümmettendir ayetini bilmez misiniz? Ümmeti kesebiliyor mu öyle? Kalkıp diyor ki bu kentin belediye başkanı olacak şuursuz. Kalkıp diyor ki yerine şu kadar fidan diktik. Bunun şundan ne farkı var? Yetişkin evladını öldürdük. Sana bir tane yenisini yaparsın. Bundan ne farkı var? Bir ağaç kaç senede ne şu nema buluyor? 70 seneden önce orman vasfını kazanabiliyor mu bir? Yer? Elbette ki bu tanımı parça parça edeceğiz. Kazanmamız da gerekmiyor. Etkili bir kent muhalefeti bile oluştursak ki bu kent meclisleri bizim ilk defa gündeme getirdiğimiz ve yüz belediyemizde görmeyenlere inat uyguladığımız bir, bir şey. Paradan önce mesela, son soruyu Ruşen Çakır sorusu. Demin söylediğin hani. Barış ve çözüm belediyeciliği dediğim bir diyelim. Bu kentte Alevi'nin kültürünü, Ermeni'nin kültürünü burası göç ettirdiğimiz ve göçle gelen insanların kenti. Kimse kendini kandırmaz. Burası bir köylü kenti aynı zamanda. Kendi Habitatından koparılmış ama kendi kültürel kimliğiyle yaşamak isteyenlerin kenti niye bu kadar çok yöre derneği var? Yüz binin üzerinde biliyor musunuz? İçişleri Bakanlığı verileriyle yüz binin üstünde bir ülkede niye yöre derneği kurulur? Hiç siz Amerika'da Colorado'yu çok sevenler derneği diye bir dernek <laughs> duyuyor mu Ya da Berlin ve havalisini geliştirme derneği diye bir dernek var mı? Bu ülkenin her bir toprağından, her bir parçasından kopup İstanbul'a rızkını kovalamaya gelen insan o kültürel kimliğini, Alevi ise Aleviliğini, Kürt ise Kürtlüğünü, Çerkez ise Çerkezliğini, Laz ise Lazlığını yaşamak istiyor. Bir de gönderdiklerimiz var. Onlar da hafızalarını imha etmişiz burada. Binalarını yıkmışız. Ee, kültürel varlıklarını yağmalamışız. Okumaları için belediye hiçbir çaba sarf etmemiş. Dillerini öğrenmelerinin kendi vazifesi olduğunu bir gün idrak etmemiş. O kadar nakşetmiş ki kafalara. Projede proje bir mühendislik bürosu gibi. Projede proje diye çırpınan insanlar. Şimdi, Ruşen, Peki, Ruşen Ruşen Çakır bir son şey soruyu sorsun. ara vereceğiz. Şimdi demin söyledin hani bir günde en fazla 8 ilçe gezebiliyoruz dedim ve çok somut olarak trafik. Şimdi trafik meselesini şundan söylüyorum. Ya birçok mesele var da Özellikle sizin oy alma potansiyelinizin yüksek olduğu e, kesimler, dar gelirli kesimlerin falan şu anda İstanbul'da en bayım, en acil, yani iş imkanı olan özellikle bir yerde çalışan servisi yoksa falan en büyük meselesi zaten o sabah ve akşam saatlerinde metrobüsleri gördüğümüz zaman da görüyoruz ki e, baya bir ulaşım sorunu. Yani ulaşım sorununu çok sayıda aracın ee, yol almasından ziyade toplu taşımada da ne kadar geliştirirse geliştirirsin yetmiyor. Ee, şimdi sonuç olarak insanlara böyle daha kültürel, siyasi şeyler söylemenin dışında ama somut olarak gittiğiniz, e, açtığınız yerlerdeki insanlar çok somut, elle tutulur, maddi ihtiyaçları var. Ve biliyoruz ki demin söylediğin AK Parti'nin kadın çalışmasından vesaireden de ve birçok belediyesinin yaptığı hani hizmet temelli belediyecilik diye tırnak içinde söylediği ve bayağı da bir şekilde yıllardır, 20 yıldır İstanbul'da süren 94'ten beri süren bir anlayış var. Ee, sizin oy almanız için en azından 20 yıldır yaşanan o deneyime karşı da bir şeyler yani proje bazında olmasa bile <laughs> o hizmet evet. e, sözünün içini nasıl dolduruyorsunuz? Şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, AK Parti Belediyesinin de değil, hükümetinin bilerek bilmeyerek yaptığı çok önemli bir iş vardı. Çok önemli. Kendileri bile farkında değillerdi. Bilmeyerek yapma ihtimalleri varsa iyi bir şey olsa gerek. Var var. Yani <laughs> i̇yi bir şey o, şey o zaman. O, o feraset ne kadar var emin değilim. Bilselerdi <laughs> devam ettirirlerdi. Nedir o da biliyor musunuz? Bayramlarda otoyolların, toplu taşıma araçlarının Bedava. ve köprülerin, ücretsiz olması. Siz bu kentte 7 milyon, bu kent nüfusunun 7 milyonunun boğazı, denizi görmeden İstanbul'da yaşadığını biliyor muydunuz? Şimdi bu, bu İstanbul mu? Yaşlısını eve mahkum ediyorsun. Şimdi bu taşeronlaştırmayla birlikte şöyle bir şey var. Bu belediyelerin istihdam büroları ee, yeni bir işlev görmeye başladı alıyorlar insanları insanlar orada bekliyorlar belediyeler de açmaya başladılar bu istihdam bürolarını alıyorlar e, 3-4 saat mesafede bir inşaat temizliğine götürüyorlar 3 günlük 4 günlük 5 günlük geçici işler buluyorlar artık gençlik şöyle bayağı eskiden amele pazarı olurdu oradan seçilirdi şimdi de istihdam büroları bu işlevi görüyor insanları çok hor kullanıyorlar. Hiçbir sosyal güvencesi olmadan, hiçbir çalışma güvenliği koşulları sağlanmadan iş cinayetlerinin sayısını biliyoruz bu ülkede. Burada sağlıyorlar ve insanlar 40 yaşında çürüye çıkıyorlar özellikle erkekler. 40 yaşında artık çalışamaz duruma geliyor. Varsa çoluğunun çocuğunun yoksa eşinin dostunun ya da devletin himmetine inayetine mahkum oluyor. Ve bunlar evlerinden dışarı çıkamıyorlar. Niye? Ulaşım bir maliyet, zamanı ayrı bir maliyet, e, gittiği yerde ötekileştirilmesi ayrı bir faktör olgu. Şimdi bu kentte en iddialı şeyi söyleyeyim. ulaştırım ulaşımı, toplu ulaşımı bedava yapsanız ne olur? Bu kadar yabancılara özelleştirme adı altında peşkeş çekmeseniz bunun. Bilanço büyüklüğü ne olur? Bir Durmadan. Cevap verebilir miyim? Ha. Aha bu bir proje. Ha. Bu, bu bir bu, proje. Bu proje değil. Bu ne biliyor musun? Fetişist olmuyor. Bunu. Bu, bu proje diye e, proje fetişleştirmesi şimdi AKP bilanço kampanyası yapıyor. Bunu yaptık, bunu yaptık, bunu yaptık. Aslında eğer vakit varsa sanırım Sayın Topbaş da gelecek buraya. Haftaya Sayın ha. Topbaş burada olacak. Bence son İki hafta. İki taşımla bu son sefer. Hafta, onu son hafta. Son hafta. Bütün adayları çağır. Ao bilanço belediyeciliğini sayın tike tike edeyim önüne doğrayım. Sayın Sarıgül de haftaya CNN tamam. Türk'te tamam. başka bir programda. O tamam. onun için e... Çağır. Bu proje diye övündükleri şeyleri tike tike doğrayım önüne indirim? Proje bu değildir. Bu insandır. İnsan. Evvela insan. İnsanı düşünürsen. Biz diyoruz ki su temel bir insanlık hakkıdır. Bu olmadan yaşayamayız. Bu parayla alınıp satılamaz. Kafa iyi dişleşmiş. Parasını nereden bulacaksın diyor. Ulaşımı bedava mı yapacaksınız? Ulaşımı bu bedava, bir vaat mi? Ulaşımı bedava yaptığın zaman bu bugünden yarın olacak bir şey değil ama bir, bir buçuk yıl içinde gerçekleştirilebilir bir proje. Buradan sağlayacağın... Mali portresini çıkardınız mı? bunu? Neye mali olacak? Yani buradan, buradan sağlayacağın tasarrufu total bir şekilde yaklaşırsan ve insani faydayı hiçbir maliyetle ölçemesin. Bu kent Hayır, belediyenin bütçesi yani, bunu taşıyabilir mi? Elbette. Onu soruyorum yani. Taşımasa devlet bunu bütün ülke geneline yaygınlaştırır. Bütçesini biliyorsunuz sanırım İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin. Bir kere bütçesi yok. Yüzlerce fon ihtas ediliyor. Yüzlerce fon ihtas ediliyor. Yetmediği yerde merkezi hükümet belediye yapmış gibi propagandasını yapıp merkezi kamu kaynaklarından hallediyor. Hayır bunun tamam. senelik mali kaynağı belli değil mi Bu, belediyenin tam, elindeki imkan. Diyelim mı? ki ben size tersinden söyleyeyim. Burada Allah ömür verirse hepimiz yaşayacağız. Üç sene sonra bir sabah kalkacağız ki kimse evinden bir başka yere gidemiyor. Peki. <laughs> gidemiyor yani. Buradan devam Bunun maliyeti olur mu? Buradan burdan devam edelim. Bir ara vermem lazım şimdi. ya ee, bir kez daha gördük ki sıra dışı bir adayla karşı karşıyayız. Ee, seçimlere giriyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sırrı Süreyya Önder ve kazanmak her şey değildir e, diyor. Bir de proje fetişizmine sonuna kadar karşı proje nedir e, ki dedi. Önce insan. Önce insan. Önce insan e, yok. Bütün bu dediklerinizi bir insan evladı yapmış İstanbul'un yani. trafik çözümüne de şimdiye kadar düşünülmemiş bir çözüm önerisi var. Ee, buradan devam edeceğiz ve çözüm sürecini konuşacağız hemen akabinde de. Bir aramız var. Tekrar birlikte olacağız.